Merhaba değerli izleyiciler. Toplum olarak çok büyük bir musibet yaşıyoruz. Cenab-ı Hak bütün mağdurlara rahmetiyle, lütfuyla tecelli buyursun. Zaman zaman ferdi hayatımızda, toplum hayatımızda büyük sıkıntılara düçar kalabiliyoruz. Büyük sıkıntılarla, musibetlerle yüz yüze gelebiliyoruz. Bu hayatın bir gerçekliği ama aynı zamanda esasında Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin, iradesinin, belki rahmetinin tecellilerinin söz konusu olduğu bir bütün. Musibetler konusunu Kur'an'da çok ayet var. Biz musibetlere Kur'an'ın verdiği gözlükle bakmak mecburiyetindeyiz. Resulullah'ın öğrettiği, talim ettiği gözlükle bakmak ve değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Hem kendi şahsi hayatımızdaki sıkıntılara ve musibetlere hem genel anlamda yaşanan musibetlere vahyin penceresinden, vahyin dürbünden bakmamız lazım. Şimdi Kur'an'da musibetlerle ilgili çok ayetler var. Resulullah'ın yine musibetlere dair açıklayıcı, aydınlatıcı, hikmetlerine dikkat çekici, çizdiği çok ilginç çerçeveler var. Buralardan bakmak lazım. Bir örnek olsun diye bugün bazı ayetler üzerinden Kur'an-ı Hakim mucizelere dair, musibetlere dair nasıl bir işaretlemelerde bulunuyor? Musibetlere dair birkaç örnekle iktifa etmek istiyorum. Bir, Kur'an-ı Kerim diyor ki insanların başına gelen sıkıntılar, zorluklar, musibetler imtihan gereği. Bakara suresinin 155. ayetinde bu çok net biçimde ifade oluyor. Mealini söylüyorum. Hiç şüphe yok ki biz sizleri açlıkla, korkuyla, mallardan, canlardan ve ürünlerden yana noksanlıklarla imtihan etmekteyiz. O halde sıkıntılar, musibetler birer imtihandır. Niçin? Olgunlaşmak için, hayatı anlamak için, sorgulamak için, Rabbimizi tanımak için birer imtihandır. Bakara suresinin 155. ayet. 2. Musibetler yaptıklarımızın elleriyle, ellerimizle yaptıklarımızın bir tür karşılığıdır. Bunu Şura suresinin 30. ayet ifade ediyor ve diyor ki sizin başınıza gelen her musibet ellerinizle kesbettiklerinizden dolayıdır. Kaldı ki Cenab-ı Hak pek çoğunda affeder. Bu ayetten şunu anlıyoruz. Her sıkıntımıza, hatamıza, masiyetimize karşı Rabbimiz hemen ceza vermek suretiyle bizi tecziye etmiyor. Fakat eğer başımıza bir takım sıkıntılar, zorluklar geliyorsa bu ayet diyor ki sizin ellerinizle işlediğinizden dolayıdır bu. Bir yoklayın. Kendinizi bir gözden geçirin demeye geliyor. İkinci husus bu. Üçüncü husus Kur'an'ın musibetlerle ilgili çizdiği çerçeve itibarıyla başımıza gelen musibetler, bu musibetler olumlu anlamda olsun, olumsuz olsun. Çünkü olumlu anlamlara biz musibet demeyiz de Kur'an olumlu anlamda gelen ilahi nimetlere de bir anlamda size isabet eden şey anlamında bu kelimeyi kullanır. Bunlardan hasenat cinsinden olan şeyler Allah'tandır. Kötülükler, çirkinlikler sizden de sizin kendinizdendir diyor. Bu da Nisa suresinin 79. ayet. Size dokunan, size gelen, size isabet eden güzellikler Allah'tandır. Size gelen çirkinlik, kötülük ise sizin kendinizdendir, nefsinizdendir diyor. Dördüncü olarak musibetlerle ilgili Kur'an'ın çizdiği ya da işaretlediği hususlardan birisi şu. Yaşadığımız, karşılaştığımız ve birilerinin karşılaştığı sıkıntılar, musibetler yaratma açısından Allah'a aittir. Fakat kesbetme açısından bize aittir. Onu tercih etme açısından bize aittir. Bizim sorumluluğumuzla, zaaflarımızla, yaptıklarımızla alakalıdır. Bunu da yine Nisa suresinin 78. ayeti ifade ediyor ve diyor ki
bu küllün min indillah. Hepsi nezd-i ilahidendir. Ne demek? Yani yaratmasısından her şey ona aittir. Ondandır. Çünkü ondan başka yaratıcı yok. Ama tercih etme, layık olma, hak etme açısından insan kendisini sorgulaması lazım. Bunun zaten hükmünü bir önceki maddede ifade etmiş oldum. Bir başka ayet musibetlerle ilgili. Bu da Hadid suresinin 22. ayeti. Rabbimiz buyuruyor ki size gelen, size isabet eden hiçbir musibet yoktur ki gerek yeryüzünde, gerekse sizin şahsi aleminizde söz konusu olan musibetler, daha evvel onu biz yazmış, kaydetmiş olmayan. Bu ne demek? Bu Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bilmesi, her şeyi ihate etmesi demek. Bir anlamda kader demek. Kader ilim nevindendir ya, Cenab-ı Hak ilmiyle bizim yapacağımızı, işleyeceğimizi biz yapmadan evvel de biliyor. Ama Allah bildiği için değil, biz onun bize verdiği iradeyle bir şeyi tercih ettiğimiz için onun faili oluyoruz ve bundan dolayı da sorumlu tutulacağız. Dolayısıyla bu ayet diyor ki sizin başınıza gelen hiçbir sıkıntı, musibet, bela yoktur ki o daha evvel yazılmış olmasın, belirlenmiş olmasın. Cenab-ı Hak ezeli ilme sahibi olduğuna göre elbette her şey onun tarafından bilinmektedir, kaydedilmektedir ve kaydedilmiştir. Fakat bu musibetlerin bize bakan veya topluma gelen bir musibet varsa topluma bakan boyutlarını göz ardı etmemiz anlamına gelmez. O Cenab-ı Hakk'ın bu aleme koyduğu hani fiziki yasa diye, tabiat yasaları, tabiat kanunları diye anılan hususlar var. Aslında bunlar Cenab-ı Hakk'ın kendi fiillerini gerçekleştirme biçimleridir. Dolayısıyla bu bilim insanları diye takdim edilen kimseler işin sebepler dünyasındaki boyutunu açıklarlar. Kur'an o boyutun arkasına geçerek o boyutla beraber kaderi planda Cenab-ı Hakk'ın iradesine, kudretine, hikmetine bakan boyutlarıyla musibetleri, belaları, sıkıntıları bizim önümüze koyuyor ayetlerde. Şöyle tekrar özetleyecek olursam, Kur'an diyor ki, bir, musibetler ilahi imtihandır. Sabretmeniz için, Cenab-ı Hakk'ı tanımanız için, hayatı sorgulamanız için, olgunlaşmanız için musibettir. Musibetler imtihandır. Bir. İki, diyor ki, sizin başınıza gelen musibetler sizin ellerinizle yaptıklarınızdandır. Kendinizi sorgulayın. Üçüncü olarak ayet diyor ki, size gelen iyilikler Allah'tan, kötülükler sizin kendi nefsinizdendir. Dördüncü olarak ayet diyor ki, yaratma açısından iyilikler de, kötülükler de her şey yaratması açısından Allah'a aittir. Ama onu tercih eden sizsiniz. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olun diyor. Beşinci olarak da ayet diyor ki, bu beşinci husus Hadid suresinin 23. ayeti, hiçbir musibet yok ki yeryüzünde veya sizin şahsi hayatınızda bu vukua gelmeden evvel yazılmış, kaydedilmiş olmaz. O halde Cenab-ı Hak her şeyi önceden bilir, biliyor, kaydediyor ve kaydetmiştir. Biz bunu da dikkate almak zorundayız. Bu yüzden bu ayetler ışığında Resulullah'ın da çok hadisleri var. Musibetler konusunda günahlara kefaret olduğuna dair vesaire. Risalelerde der ki, musibetlerin bir kısmı ihtar-ı ilahidir. Allah'ın uyarmasıdır. Bir kısmı ikaz-ı ilahidir. Bir kısmı irşad-ı ilahidir. Bir kısmı imtihan-ı ilahidir. İlahi imtihandır. Bir kısmı insanların derecesini yükseltmeye bağlı ilahi tecellilerdir. Dolayısıyla insan Kur'an'ın verdiği mümin, Kur'an'ın verdiği bu perspektif, Resulullah'ın beyan ettiği zaviye hesaba katılarak musibetler karşısında tavır almalı, hayatı sorgulamalı, insan imanını artırmalı, sebepleri inkar etmemeli ama sebeplere riayet etmeli, vasıtalara uymalı,
Allah'ın bu aleme koyduğu fiziki yasalara bunu koyan da Allah'tır. Riayet etmeliyim. Dünyada saadet içerisinde yaşamaya çalışmalıyım. Musibetlerden, sıkıntılardan Allah'a sığınmalı. Ama bir şekilde musibete düçar olmuşsa bundan dolayı da sabretmeye çalışmalı. Allah'tan mağfiret dilemeli. Sıkıntıya uğrayan insanlar varsa elinden ne geliyorsa malıyla, canıyla onlara yardımcı olmaya çalışmalı diye anlaşılıyor. Görüşmek dileğiyle.